Bakın bu da çok acayip bir hikaye. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan borcu yoktur yazısı almaya giden iş insanı orada hayatının şokunu yaşadı çünkü. Muhasebecisi 2 yıldır hiçbir borcu ödememiş, işçilerin sigorta primlerini de yatırmamıştı efendim. Borcu yoktur yazısı beklerken 2 milyon liralık borç çıkarılan iş insanı yıkıldı tabii. ...14 yıldan beri güvendik. Bu güvene dayanarak bir daha sormadık, gitmedik. Ve bunun bedelini çok ağır ödedik. Borcu yoktur yazısı almaya gitti. Muhasebecisinin 2 milyon lirasını buharlaştırdığını öğrenince şoke oldu. Ben mağdurum, abim mağdur. Bir tane küçük kardeşim var, o mağdur. Ve Taşköprü'de, Kastamonu'da da bir sürü mağdur var yani. Hep dolandırmış bunları. Kastamonu'da inşaat işleriyle uğraşan Hasan Kurt, borcu yoktur yazısı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğinde dünyası başına yıkıldı. İnşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğu ve çalışanlarının sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrenen iş insanına toplam 2 milyon liralık borç çıkarıldı. Sigorta borçlarını ödüyorum dedi, yalan. Hepsi meydana çıktı. Dokümanlarını hepsini aldık, hiçbirisini ödememiş yani. Yazıklar olsun diyorum. Hesap sormak için gittiği Emre adlı muhasebecisi de çoktan ortadan kaybolmuştu. Üstelik tek dolandırılan onlar da değildi. Herkesten borç para almış. Geri vereceğim diye vermemiş. Kredi kartından para çekmiş. Aşağı yukarı ya Kastamonu civarında duyduklarıma göre 18 trilyon falan diyorlar. Suç duyurusunda bulunan Hasan Kur şimdilerde firari muhasebecisinin yakalanmasını bekliyor. Bayrama giderken vatandaşlarımıza çok büyük sıkıntı yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundayım ama o belki yurt dışında veya Türkiye'de bunun keyfini çıkarıyor.